Karışım problemleri ile ilgili verilen bilgilere bakalım arkadaşlar. 2 veya daha fazla maddenin belli oranda karıştırılmasıyla karışımlar elde edilir. İkinci bilgide diyor ki örneğin 200 litre bir alkol su karışımımız var diyelim. Bunun %20'si alkol ise geriye kalan %80'i arkadaşlar su olur diyor. Eğer ki biz 200 litrenin 50 litresini döktük 150 litre kaldı. Evet arkadaşlar yine bu karışımın içindeki alkol oranı %20'dir. Su oranı %80'dir. Burada oran değişmez ama litremiz yani içindeki karışımın litresi azalacaktır veya artacaktır. Alkol oranı %A olan bir A litre karışımda alkol miktarımız A çarpı %A ile su miktarımız da karışımdaki alkolü karışımdan çıkardığımızda kalan litre kadar olacaktır diyebiliriz. Alkol oranı %A olan A litre alkol ile alkol oranı %B olan B litre alkol karıştırıldığında böyle bir denklemle bulunur diyor arkadaşlar. Yani buradaki x ifadesi de oluşan yeni karışımın alkol oranı olacaktır. Evet verilen örneğe bakarsak tuz oranı %40 olan 200 gram tuzlu su karışımından 40 gram su buharlaştırılıyor. Oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır demiş. 200 gram tuzlu su karışımımız vardı. Bunun yüzde 40'ı sadeleştirirsek arkadaşlar 80 gram gelir. 80 gramımız bizim için tuza eşit olacak. 200 gramlı karışımımız 80'i çıkartırsak da 120 gram su elde ederiz. Bize diyor ki 40 gram su buharlaşıyor. Yani arkadaşlar 120'den 40'ı çıkartırsak 80 gram su kalacaktır diyebiliriz. Oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaçtır diyorsa biz oranı şöyle buluruz. Tuzun tümüne oranına baktığımızda 80 gram tuz vardı. Tüm karışımımız şu an 80 artı 80'den 160'tır. 80 bölü 1 bölü 2 eşittir. Bunun paydası 100 olacak şekilde düzenlersek %50 gelir. Buna göre arkadaşlar %50'lik bir oranla tuz içeride barındırır diyebiliriz. verilen örneğimize baktığımızda şeker oranı %30 olan 100 gram şekerli su karışımı ile şeker oranı %20 olan 150 gram şekerli su karışımı karıştırılıyor. Oluşan yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır demiş. Ne yapıyorduk? Yüzdesiyle gramını çarpıyorduk artı yine yüzdesiyle yeni gramı çarpıyoruz arkadaşlar. Toplamdaki gramımızı şuraya yazıyoruz. 100 artı 150'dir dedim ve karışımın yeni yüzdesi de x olsun. Buna göre arkadaşlar burası 3000'dir bakın. 20 ile 150'yi çarptığımızda yine bir 3000 gelecektir yani 6000 oldu. Burası da arkadaşlar 100 artı 150'den 250'dir. 250 çarpı x diyebiliriz. Her iki tarafı sadeleştirirsek şu şekilde bakın. 600'de 25'e böldüğümüz takdirde 24 elde ederiz. X'imiz de 24 olarak elde edilecektir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı sağlam gelecek. Altyapı yayınları